Saraya kadar gittim Marco. Ardına kadar açık olan kapılar duvar gibi oldu. Neden? Çünkü Abdülhamid meydanda yok. Vaziyeti iyi olsaydı mutlaka görüşürdü. Panzehiri verdin değil mi? Elbette verdim. Bünyesi kaldırmamış olabilir. Beni koyduğun şu duruma bak Marco. Düşmanımı kendi elimle iyileştirmeye çalışıyorum. Yakında kendine gelir o. Merak etme. Sana dediğimi hatırlıyorsun değil mi Marco? Eğer Abdülhamid ölürse bu dünyadan yalnız gitmeyecek. Senin haberin var mıydı? Neden bana söylemediniz? Neden? Şişt, Naime. Kızım, sakin ol, ne olur. Ne yapabilirdin ki Naime? Dua ederdim. Gece gündüz uyumadan dua ederdim. Biz neden babamı göremiyoruz? Babam nasıl? Hekimler babanı iyileştirmeye çalışıyorlar canım. Validem. Hekimler ellerinden geleni yapıyorlar. Bay Herzl, buraya gelmek için o kadar hızlı yürüdüm, o kadar hızlı yürüdüm ki nefes nefese kaldım. Bir bardak su rica etsem. Bay Karaso. Buyurun Mahmut Paşa. Oh. Bir besmele çekiydiniz Mahmut Paşa. Değil mi? İki Yahudinin arasında E100'ü besmele çeksem tam yeridir vallahi. Padişah Hazretleri nasıllar? Bay Karaso'nun vermiş olduğu ilaç hedefine ulaştı. Abdülhamid öyle yazdı. Bu hepimiz için en hayırlısı. Elbette. Argus'un aklı yerine kendi hamlelerimizi yapmış olmak bizi hedefimize yaklaştırdı. Abdülhamid'den sonrasını da biz planlamalıyız. Yerine kim geçecek? Tabii ki Şehzade Abdülkadir. Onu idare etmemiz çok kolay. Ama veliaht Reşat Efendi. Bir planın var. Elbette bir planım var Bay Karaso. Abdülhamid'in zehirlendiğini halka duyuracağız. Yerine Şehzade Abdülkadir'in geçme olasılığının olduğunu söyleyeceğiz. Lakin matbuatta bolca havadiste desteğe ihtiyacım olacak. Ne lüzum geliyorsa ben yaparım. Âlâ. Âlâ. Maalesef son verdiğimiz ilaçlar da etki etmedi sultanım. Her türlü vaziyete hazırlıklı olmanız lazım. Sadece? Kısa bir süre bilinci geri geldi. Lakin bu
sıhhati düzeliyor manasına gelmiyor. Hünkârım. Galip efendi. Hünkârım. Hünkârım. Galip efendi. Galip efendi mi? Kimdir Galip efendi? Hünkârım. Tahsin Paşa'm. Kimdir Galip efendi? Sayıklıyor. Derhal çağıralım. Asker, Özbek dergahına gidin. Galip efendiyi derhal getirin. Emredersiniz paşam. Hünkârım. Hünkârım. Tahsin Paşa. Hünkârım. Kur'an okuyunuz. Sultanım, müsaadenizle. Abdülhamit'le görüşemedim. Tahsin Paşa geldi. Her iki teklifin de reddedildiğini bildirdi. Abdülhamit mühim kararlarını paşalarına bırakmaz. Bizzat kendisi ilgilenir. İşin ciddiyetini tam kavrayamadı o vakit. Abdülhamit hasta. Hem de çok hasta. Ama ölürken bile dimdik duruyor. Madem teklifinizi reddettiler, savaş ilan edin. Ne var Firuze? Niye çağırdın beni? Beni böyle korkutup kaçıracağınızı mı sanıyorsunuz? Eğer bunu yapan sizseniz, boşuna nefesini tüketme, bunu yazan ben değilim. Ayrıca mektup sendeyken böyle bir şey yapabileceğime nasıl inanırsın? Kim yazdı o zaman? Hünkârımız hastayken kimse senin peşine düşmekle uğraşmaz Firuze. Müsteri ol. Siz de müsteri olun. Her kim ki benimle uğraşmaya kalkarsa bedelini ödeyecektir. Marco, dostum, hoş geldin. Parvus öfkeli. Nedir Bay Parvus'u öfkelendiren? Abdülhamit. Henüz iyileşmemiş. Panzerin verilmediğinden şüpheleniyor. Abdülhamit, Parvus'un dostluğunu mu kazandı? Sen panzerini verdin mi, vermedin mi? Merak etme. Abdülhamit ihtiyacı olanı aldı. Peki. Senin ne işin var burada? Odama bir pusula bırakıldı. Tehdit ediliyorum. Eğer bunu yapan sizseniz... Yeter. Tek bir kelime daha etme. Senin tehditlerine boyun eğecek değilim artık. Bu hayatta hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Bunu iyice kafana sok. Sen de yolun sonuna geldin belli ki. Hünkârım.
Hadi gidelim oğlum. Emredersiniz pederim. Sendin. Sen koydun onu odama. Abla, babam ölecek mi? Anlasın. Ben onu çok seviyorum. Ben onu göremezsem ne yaparım? Bu hepinizin vaziyeti canım. Biraz metanetli olunuz. Hünkârımız elbet iyi olacaklar. Eminim. Mahmut. Abimin vaziyeti kötü. Çok kötü. Yapma ya. Şehzadem, bir dışarı teşrif etseniz. Size söylediklerimi hatırlıyorsunuz değil mi şehzadem? Şehzadem, bence artık vakit kaybetmeyiniz. Siz Osmanlı'nın umudusunuz. Siz ümidinizi yitirirseniz Osmanlı çöker. Bence karar veriniz ve iradeyi elinize alınız. Sen ne diyorsun enişte bey? Şehzadem, zamanında Süleyman Çelebi, İsa Çelebi ve Musa Çelebi, Yıldırım Beyazıt vefat ettiğinde az kalsın devletin çökmesine sebebiyet vereceklerdi. Allah'tan Mehmet Çelebi aklı başında biriydi de vaziyeti toparladı. Devleti fetretten kurtardı. Siz bir Osmanoğlusunuz. Tıpkı diğer Osmanoğulları gibi kudretinizi kullanınız. Hiç kimse yoksa bile siz ben varım deyiniz. İnşallah doğru bir misal vermişimdir de yola gelir. Buyur. Tahsin Paşa'm. Tahsin Paşa'm. Efendi kim? Hünkârımızın çok değer verdiği Galip Efendi. Öyle mi? Hünkârımızın derdine derman olacak Allah'ın izniyle. İnşallah ya Rabbi. İnşallah ya Rabbi. Buyur. İnşallah. Buyurun. Sultanım. Yaklaşın. Hak kavuşmak için kapısını açıyor Galip Efendi. O kapı çalınmadan açılır hünkârım.
Siz kapıyı çalmayın. Can emanetini teslim etmeden evvel. Dünyalık emaneti size teslim etmek için çağırdım. Buyurun. Buyurun hünkârım. Ben ölürsem bugüne kadar Osmanlı'nın sırlarını sakladığım üç yer var. Birincisi bu saraydadır. İkincisi Serencebe yokuşu 14 numara. Üçüncüsü Aksaray Valide Camii. Bu sarayda olanlara da siz sahip çıkacaksınız. Emredersiniz hünkârım. Tahsin Paşa'm biliyor. Çekmeceyi açtınız. O muskada eğer Osmanlı yıkılırsa topraklarımızda yeni Türk devletini kuracak teşkilatların isimleri var. İşittiniz mi? İşittim. Lakin inşallah buna gerek kalmayacak hünkârım. Müsaadenizle. Bana hekim başına çağırır mısınız? Hekim başı. Hünkârımıza hangi ilaçları tatbik ettiniz? Bana tesbih ağacı yağı ve çay ağacı yağı temin edin. Bir de sülük. Derhal. Galip Efendi, bu ilaçlar iyi edecek mi hünkârımızı? İnşallah iyi edecek sultanım. İnşallah. Hünkârımızın vaziyetinde bir değişiklik var mı? Maalesef Osman Paşa. Ah Gazi Osman Paşa'm ah. Dağ gibi Abdülhamit ne hallere düştü. Ah ah. Allah'ım benim canımı al da hünkârımıza kat Allah'ım. Duy sesimi ey Allah'ım. Mahmut Efendi sessiz ol biraz. Şehzadem. Sultanım. Güçlü olmaya gayret edin. Allah'tan ümit kesilmez. Hünkârımız nasıl? İyiler mi? Henüz değiller. Galip Efendi kuvvetlice bir ilaç hazırlıyor. İnşallah işe yarayacak, inşallah iyileşecek hünkârımız. Sizler de dualarınızı esirgemeyin ne olur. Galip Efendi iyi edecek babama. İyi edecek güzel kızım, inşallah. İnşallah.
Kıymetli validem, duana ihtiyacım var. Hem benim, hem hünkârımızın, hem de devletimizin. Bilirim, senin o mübarek ağzından dökülecek sözler hasta yatmakta olan hünkârımıza şifa olacaktır. Allah saklasın. Hünkârımıza bir şey olursa senin daha önce yanına gelmem için ettiğin dualar kabul olacak. Ona bir şey olursa buralarda duramam. Yanına gelirim. Lakin sen oğlunu isteme. Varsın biz hasret çekelim. Devlet kudret hasretinden düşmesin. Bilirim bu devlet büyüktür. An geldi, Şeyh-i Geylani öldü. An geldi, Sultan Süleyman öldü. An geldi, babam öldü. Lakin o an bu an olmasın. Devletin direği kırılmasın. Dua et validem, dua. O ölürse hanemiz yıkılır. Altında kalırız. Seni çok özledim anacığım. Ellerinden ve de ayaklarından hürmetle öperim. Dayımın durumunda bir değişiklik yok. Validem Galip Efendi'nin yapacağı ilaçlardan umutlu. Payitahtın en iyi hekimleri hünkârımızın başında. Şimdi onlar hiçbir şey yapamayacak. Ne üdüğü belirsiz bir ihtiyar şifa dağıtacak, öyle mi? Peh. İnşallah iyi olur, inşallah, inşallah. Lakin şehzadem, siz de her duruma hazırlıklı olmalısınız. Yani bütün vaziyetleri düşünmek icap eder, değil mi? Şehzadem, siz bir olur verseniz ben her şeyi tertipleyeceğim. Elbette ki bu işleri tertiplemek öyle kolay değil. Ama enişteniz hem sizin için hem devleti için bu işi halledecek. Kılıç kuşanma merasiminizi ve padişahlığınızı ilan ederiz. Sokakta herkes vaziyeti öğrendi. Veliaht Reşat Efendi hazırlık yapıyor. Çabuk davranmazsak, kardeşim, olacakları sen düşün. Öyle mi diyorsun Sebahattin? Reşat hazırlıklara başlamış mı? Evet, başladı. Nöbetçi dikelim kapısına. Nöbetçi dikelim kapısına. Kardeşim. Şehzadem. Kardeşim. Kardeşim. İyi misin? İyiyim. İyiyim Sabahat. Şehzadem, iyi misiniz? İyiyim, biraz dinlenmem lazım. Sana hemen bir şerbet yaptırayım. Lüzum yok Sabahat. Sebahattin, hadi biz müsaade edelim de şehzademiz biraz dinlensin. Hadi evladım. Hadi evladım, hadi. Siz dinlenin şehzadem. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin, Allah ömürler versin, Allah ömürler versin. Bederim. Yine ne işler çeviriyorsun? Neden alınmıyor? Madem eniştesinin lafını dinlemiyor, neticesine katlanacak artık. Bir bildiğim vardır. Ha gayret hünkârım. İşe yarayacak mı? Sülükler kanı temizleyecek inşallah. Şifa veren Allah, şafi ismi tecelli etsin. Sizi bu hale neyin getirdiğini anladım. İyileşeceksiniz inşallah.
Yarın nereden başlıyoruz aramaya? Sen evvela atış talimlerine başlıyorsun. Murat, Ahsen. Her yerde sizi arıyorum. Niye beni bırakıp gittiniz? Uykunu bölmeyelim dedik Söğütlü. Vallahi nasıl uyuyakalmışım ben de anlamadım. Gözümü bir açtım, akşam olmuş. Murat'a sor. Nişangahını hep tam isabet vurmakla övünen hafiyemiz anlatır sana neden uyuduğunu. Az boğazına sahip çık Söğütlü. Çok yiyorsun. Öyle önüne her koyulanı içme. Bitti. Size tüm bildiklerimi yazdım. Daha ne kadar kalacağım burada? Abdülhamit ölmek üzere. Belki de tutsaklığın yakında biter. Dostum Abdülhamit. Tamam, sen onu koru. Merhametin ta kendisi. Abdülhamit'in canına kasteden sen... ...beni de yaşatacak değilsin, anladım. Ben onu kurtarmaya çalışıyorum. Onun kurduğu nizamı çözmeden ölmesi bana zarar verir. Yaşaması için elimden geleni yapıyorum. Makinaların alındığı şirkete bir yazı yaz. Satıştan vazgeçsinler. Neden vazgeçsinler? Ticaret yapıyorlar. Osmanlı'nın Amerika'yla savaşa girmek üzere olduğunu söyle. Harbe giren bir devletle kimse ticaret yapmak istemez. Sandın sen he? Sultanım ben size söyleyecektim. Lakin beni saraydan kovmanızdan korktum. Yalancı! Sen de tıpkı annen gibi yalancının tekisin. Sultanım ona haksızlık ediyorsunuz. Sen hala hangi yüzle konuşuyorsun? Atın bunu dışarı. Hayır sultanım. Hayır ben kötü bir şey yapmadım sultanım. Hayır. Hayır. Bırakın beni. Bırakın beni diyorum. Bırakın sultanım. Ben kötü bir şey yapmadım. Sultanım ben kötü bir şey yapmadım sultanım. Sultanım ben kötü bir şey yapmadım. Sultanım bırakın beni neden? Sultanım! Sultanım affedin beni sultanım! Yalvarırım! Şehzadem! Şehzadem! Şehzadem kurtarın beni şehzadem! Ben kötü biri değilim! Şehzadem yalvarırım kurtarın! Şehzadem! Gel. Bütün mecmualar hünkârımızın hastalığından bahsediyor. Sultan Hamit'ten sonra diye yazılar neşredilmiş. Bu havadisler boşa çıkmıyor. Millet seni görmek istiyor sultan olarak. Neden Sabahattin? Neden beni görmek istesinler? Ben bu millet için ne yaptım ki? Kardeşim verdiklerinden değil, vereceklerinden ümitli bu millete. Sen bu millete hürriyet vereceksin. Bu milletin içinde yanan alevi ancak sen musluğa erdirirsin. İnanılır gibi değil, neler yazmışlar. Bihdar Sultan, haberleri okudunuz demek.
İnanılır gibi değil. Hakikaten de öyle. Güya abimin iyileşmesi için siz de Abdülkadir'de dua ediyordunuz. Siz ne demek istiyorsunuz? Ben bir şey demek istemiyorum. Gazeteler yazıyor. Abdülkadir taht hazırlığındaymış. Bundan haberiniz olmadığını söylemeyin bana. Ben bundan Abdülkadir'in bile haberi olduğunu zannetmiyorum. Peki nereden çıktı bu rivayet öyleyse? Hünkârımızla şehzadesini birbirine düşürmekten medet uman birileri çıkarmış olmalı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Bihter Sultan. Abdülkadir'in kafasında böyle bir niyet olmasaydı gazetelerinde haberi olmazdı. Sultanım. Babam iyileşti mi? Hayır sultanım. Lakin hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Siz de hünkârımız için dua edin inşallah. Babam bir çiçek getirmiştim. Onu verebilir miyim? Şadi Sultan hünkârımız sever diye saray bahçıvanına diktirdi gülü. Şimdi uyuyorlar. Lakin uyandığında başucunda gördüğünde mutlu olacaktır. Buyurun. Lakin sessizce girin. Ne olur baba. Çabuk iyileş. Seni çok özledim. Şehzadem. Şadiye Sultan'ı mı bekliyorsun? Evet şehzadem. Hünkârımıza getirdiği çiçeği bırakıp çıkacaktı lakin ayrılamadı. Şu an en az Şadiye Sultan kadar babama muhtaç. Sağlığında bazı sözlerini mühimsemezdim. Kendi bildiğimi okurdum. Onun sözünden çıkınca daha hürleştiğimi, daha güçlendiğimi hissederdim. Ama şimdi sustu. Konuşmuyor. Kendimi daha hür, daha güçlü hissetmem icap etmez mi? Öyle hissetmiyor musunuz? Ne düşüneceğimi, nasıl davranacağımı bilmiyorum. Denizin ortasında kaybolmuş gibiyim. Yönümü kaybettim. Şadiye Sultan'ı okuduğum bir masalda şöyle diyordu. Suya düştüğünde boğulmaz insan. Orada kaldığında boğulur. Şehzadem, sizin kıyıya ulaşacak gücünüz de, dirayetiniz de var. Sadece yapmanız gerekeni yapın. Durmayın. Sultanım, Abdülkadir odasında mı? Hünkârımızın dairesine gittiler. Yüzükten sonra ikinci hediyeni verdim bugün. Ne verdim şehzadem anlamadım. Cesaret. Abdülkadir. Validem. Ben Şadi Sultan'ı almaya daha sonra gelirim. Askerler çıkın siz de. Yazılanları gördün mü? Gördüm. Gördün. Ve hala bu kadar sakin kalabiliyorsun öyle mi? Abdülkadir neler oluyor? Sen babanın yerine göz koyduğunda benim mi haberim yok? Validem, ben de sizin gibi gazetelerden öğrendim o hadise. Nasıl böyle bir kanaate varabilirler? Bu rivayetlerin nelere yol açacağını düşünmüyor mu bunlar? Kim bilir baban ne kadar üzülecek, kim bilir senin için neler düşünecek? Babam hasta yatağında yatarken Devleti Aliye için hiçbir şey yapmamama üzülür.
Endişelenmeyin. Bilmiyorum evladım. Gerçekten bilmiyorum. Baban iyileşip de şunları okuduğu zaman ne düşünecek gerçekten bilmiyorum. Gazetelerde yazan halkın bana teveccühüdür. Demek ki beni görmek istiyorlar başlarında. Sen ne diyorsun Abdülkadir? Senin baban içeride yaşam savaşı veriyor. Ben de istiyorum o savaşı kazansın validen. Lakin ona bir şey olursa tahta hakkımdır. Sus Abdülkadir. Sus, ben bunları dinlemek istemiyorum. Ben bunları düşünmek dahi istemiyorum. Ben de böyle bir şey düşünmek istemiyorum. Ama korkmuyorum da. Vaziyet neyi icap ederse onu yapacağım. Durmayacağım. Babam da böyle olmasını isterdi. Sen baban iyileşip de şunları okuduğu zaman durumu ona nasıl izah edeceksin Abdülkadir? Devletin istikbali için çalıştım diyeceğim. Senin endişenin aksine takdir edecektir. Görüyorum ki evladım, sen vaziyeti zaten muhakeme etmişsin. Lakin sadakatle ihanet arasında çok ince bir çizgi var. Unutma bunu. Sen sadakat gösterirken birileri senin ihanet içinde olduğunu düşünebilir. Sonunda sen üzülürsün. Çıkabilirsiniz. Bu ceketi giydiğiniz zaman sadece bunun ağırlığı değil, yine bin tane meselenin ağırlığı sırtınıza binecek. Hünkârım, keşke biraz daha dinlenseydiniz. Şu yatakta can çekişirken neyi fark ettim biliyor musunuz sultanım? Neyi? Yanımda sandığımdan daha güçlü bir kadın olduğunu. Onunla omuz omuza can cana yürüdüğümüz. Öyle şatafatlı yollarda değil. Dik kayalıkların, uçurumların olduğu bir yol. Yola devam etmek gerek sultanım. Dağlar yine yalçın. Lakin yürümek daha zevkli. Nefesim tükenecek diye korkmuyorum. Çünkü yanımda kendi nefesim kadar güçlü bir nefes daha var.
kadar çok seviyorum ki sizi. Sultanım.